II. Abdülhamid. O Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı ve 113. İslam halifesidir. 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası 31. Osmanlı padişahı olan Sultan Abdülmecid'dir. Annesi ise Tilimüjgan Kadın Efendi'dir. 2. Abdülhamid henüz 10 yaşındayken annesi öldü. Bakımını Sultan Abdülmecid'in çocuğusu olan eşi Piristu Kadın Efendi üstlendi. 2. Abdülhamid'i kendi çocuğu gibi büyüttü. 2. Abdülhamid'in babası Sultan Abdülmecid ölünce tahta amca Sultan Abdülaziz geçti. O da diğer şehzadelerle birlikte 2. Abdülhamid'in eğitimiyle yakından ilgilendi. 2. Abdülhamid, Gerdan Kıran Ömer Efendi'den Türkçe ve Edebiyat, Ali Mahvi Efendi'den Farsça, Bakanüvis Lütfi Efendi'den Osmanlı tarihi dersleri aldı. İbrahim Ethem Paşa ve Mösyö Gallet'ten Fransızca dersleri aldı. Miralya Lombardi ve Kaliste Guateli'den musiki dersleri almıştır. 2. Abdülhamid'in gençlik zamanlarında veliaht abisi 5. Murat'tı. Bu sebeple 2. Abdülhamid aşırılıktan uzak sade bir hayat yaşadı. 2. Abdülhamid kendinden önceki padişahların tersine şehzadeliği zamanında yurt dışı ziyaretlerine çıkmıştır. Kendisi tahta çıkmadan 9 yıl önce amcası Sultan Abdülaziz'in 1867 yılında çıktığı Avrupa gezisinde amcasına eşlik etmişti. Bu gezide 30 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında Paris, 12 ile 23 Temmuz tarihleri arasında Londra, 28 ile 30 Temmuz tarihleri arasında Viyana ziyaretinde bulunmuştur. 21 Haziran 1867 tarihinde henüz 24 yaşındayken İstanbul'a başlayan yolculukları, bu şehirler dışında diğer Avrupa başkentleri ve önemli şehirleri de ziyaret ettikten sonra 7 Ağustos 1867 tarihinde yeniden İstanbul'a sona ermiştir. 1876 yılında amcası Abdülaziz tahttan indirildi. Yerine 2. Abdülhamid'in abisi olan 5. Murat tahta geçti. 5. Murat'ın 3 aylık saltanatından sonra tahttan indirilmesiyle birlikte 2. Abdülhamid, 31 Ağustos 1876 tarihinde 34 yaşındayken 34. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. 2. Abdülhamid tahta çıktığında devlet en buhranlı zamanlarını yaşıyordu. Devlet borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Rusya'nın başına çektiği panslavizm akımının etkisiyle Balkanlarda milli isyanlar baş göstermişti. Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyordu. Tahta geçince Mithat Paşa'yı sadlazam yaptı. 2. Abdülhamid 23 Aralık 1876 tarihinde ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasi'yi ilan etti. Bu anayasa toplamda 119 maddeden oluşmaktaydı. Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclis üyelerinden oluşan ilk meclis olan Meclis-i Umumi 19 Mart 1877 tarihinde açıldı. Böylelikle 1. Meşrutiyet dönemi başladı. Padişahla meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasa monarşi sistemine geçilmesiyle birlikte, yargı bağımsızlığı ve temel hakların anayasada teminat altına alınmasına rağmen esas hakimiyet padişahın kalmıştı. Sultan Abdülaziz'in döneminde Balkanlarla başlayan Hersek ve Bulgar isyanları devam ederken, bir de 5. Murat zamanında Sırbistan ve Karadağ savaşlarıyla Balkanlar savaş alanına dönüşmüştü. Bu isyanları kışkırtan ve destekleyen Rusya, Şark meselesini halletmek üzere fırsat kolluyordu. Kırım Savaşı'nda yenilen Rusya, dikkatini 1860 yıllarından itibaren Kafkasya'daki son direnişi kırmayı ve Orta Asya'daki Türk hanlıklarının topraklarını ele geçirmeye vermişti. Rusya'nın Balkanlarda ıslahat için verdiği teklifler 12 Nisan 1877 tarihinde İbrahim Ethem Paşa hükümeti tarafından reddedilince 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı patlak verdi. 2. Abdülhamid'in karşı olmasına rağmen Mithat Paşa, damat Mahmud Paşa ve Ledif Paşa gibi devlet adamlarının ısrarıyla girilen savaşta Rus ordularını Balkan ve Kafkas cephelerinde Osmanlı kuvvetlerinin yenilgiye uğratarak doğuda Erzurum'u, batıdaysa Bulgaristan tamamıyla Trakya'nın İstanbul surlarına kadar olan kısmını işgal ettiler. 5 Şubat 1877'de 2. Abdülhamid tarafından Mithat Paşa sürgün edildi. Meclis-i Mebusan'da hükümetin savaş politikalarına yöneltilen ağır tenkitler üzerine 2. Abdülhamid, "Ben artık Sultan Mahmud'un izinden gitmeye mecbur olacağım." diyerek dedesi 2. Mahmud'a atıfta bulunup meclisi 18 Şubat 1878 tarihinde kapattı. 93 Harbi 3 Mart 1878 tarihinde İstanbul surları dışındaki Ayastefanos'ta karargah kuran Rus kuvvetlerinin dikte ettiği Ayastefanos Antlaşması'yla son buldu. Ayastefanos Antlaşması'na göre Osmanlı Devleti'ne bağlı sınırlar Tuna'dan Ege'ye, Trakya'dan Arnavutluğa uzanacak bağımsız bir Bulgaristan Prensliği kurulacak. Bosna Hersek'e iç işlerinde bağımsızlık verilecek. Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya tam bağımsızlık verilecek ve sınırlar genişletilecek. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Bayezid Rusya'ya verilecek. Teselya Yunanistan'a bırakılacak. Girit'te ve Ermenistan'da ıslahat yapılacak. Osmanlı İmparatorluğu Rusya'ya 30 bin ruble savaş tazminatı ödeyecek. Oldukça ağır şartlar içeren bu antlaşmaya Rusya'nın aşırı derecede güçlenmesinden kaygı duyan diğer Avrupa devletlere karşı çıktılar. 13 Temmuz 1878 tarihinde Ayastefanos Antlaşması'nın yerine geçen Berlin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Rusya'nın toprak kazanımları geri alınmıştı. Fakat Romanya ve Karadağ'a bağımsızlık verilmişti.
Aynı zamanda Bulgaristan'da Almanya ve Avusturya Macaristan himayesinde özel bir prensip oluşturulmuştu. 1878 yılının Mayıs ayında Birleşik Krallık Kıbrıs'ın kendisine verilmesi için bir anlaşma yapılmasını istedi. Osmanlı Dışişleri Bakanı Saffet Paşa Birleşik Krallık'ın isteklerini yumuşatmak istediyse de İngiliz elçi gerekirse Kıbrıs'ı zorla işgal edebileceklerini söyleyerek Osmanlı'yı tehdit etti. Bu tehdidin ardından anlaşmanın en geç 3 Haziran 1878 tarihinin akşamına kadar yapılması için Osmanlı'ya yönelik baskı artırıldı. Bu baskılar neticesinde Osmanlı Devleti anlaşmayı kabul etti. Osmanlı ile Birleşik Krallık arasında Kıbrıs yönetiminde değişiklik yapılmasını öngören antlaşma 4 Haziran 1878 tarihinde imzalandı. 7 Temmuz'da İngilizlerin Kıbrıs'a asker çıkarmalarına izin veren emir yayınlandı. 12 Temmuz'da ise Kıbrıs'a asker çıkaran İngilizler Kıbrıs'taki Osmanlı bayrağını indirip yerine kendi bayraklarını çektiler. Her ne kadar geçici olacağı söylense de Kıbrıs tamamen İngilizlere bırakılmış oldu. 2 yıl sonra da 1880 yılında Altınpol Şövalye Tarikatı tarafından 2. Abdülhamid'e şövalyelik nişanı verildi. Osmanlı Devleti'nin elinden yeni çıkacak olan toprak şimdi ise Tunus'tu. Fransa Osmanlı'nın bulunduğu buhrandan faydalanıp bazı sınır olaylarını gerekçe göstererek Tunus konusunda harekete geçti. Fransız birlikler 1881 yılının başlarında Tunus'a girdi. 12 Mayıs 1881 tarihinde Tunus Beyi ile Bardo Antlaşması'nı imzalayan Fransa, Tunus'u kendi himayesine aldığını duyurdu. 2. Abdülhamid'in tutuklatmak istediği Mithat Paşa, Bardo Antlaşması imzalanmasından 5 gün sonra İzmir'deki Fransız konsolosluğuna sığındı. 2. Abdülhamid, Mithat Paşa'nın teslim edilmesini istedi. Fransa ise Tunus'a el koyma politikasını geciktirebileceği için Mithat Paşa'yı Osmanlı hükümetine teslim etti. Fransa'nın Mithat Paşa'yı hemen teslim etmesi, Tunus konusunda 2. Abdülhamid'in yumuşamasını sağladı. 8 Haziran 1883'te imzalanan Mersa Antlaşması ile Tunus Fransa'nın idaresine girdi. Böylelikle Osmanlı Tunus'u da kaybetti. Mısır'da bazı çevreler yabancı müdahalesine karşı oldukça tepkiliydi. Gelişen bazı olaylar üzerine İsmail Paşa Mısırlılardan oluşan bir hükümet kurdu. Ancak İngiltere ve Fransa'nın baskısı üzerine 2. Abdülhamid tarafından görevden alındı. Mısırlılar Urabi Paşa etrafında toplanıp isyan ettiler. 13 Eylül 1882'de Urabi Paşa yandaşlarıyla İngiliz ordusu Tellül Kebil'de karşı karşıya geldiler. Yaşanan çarpışmanın sonunda İngiltere Mısır'ı fiilen işgal etmiş oldu. Böylelikle Mısır da Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmış oldu. Dış borçlar ise içinden çıkılamaz haldeydi. Bu da 1881 yılında Duyun-u Umumiye'nin kurulmasına yol açtı. Duyun-u Umumiye Fransa ve İngiltere tarafından kontrol edilmekteydi. Duyun-u Umumiye'nin idaresinde İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan temsilcileri yer alıyordu. Bazı vergilerin toplanma yetkisi Duyun-u Umumiye'ye bırakıldı. Duyun-u Umumiye'nin kurulmasıyla başlangıçta Osmanlı borçlarının önemli bir kısmı silindi. Fakat 1881'den 1908'e kadar 12 borç sözleşmesi imzalandığı için dış borçlanma devam etti. 2. Abdülhamid meclisi kapatıp yönetimi kendi eline aldıktan sonra Osmanlı tarihinde ilk defa geniş kapsamlı bir polis ve istihbarat örgütü kurdu. 1880 yılında Yıldız İstihbarat Teşkilatı'nı kurdu. Bu teşkilatın amacı Abdülhamid Han'ın siyasi rakipleri hakkında bilgi toplamak ve Abdülhamid'e karşı hazırlanan darbe ve isyan teşebbüslerini önlemekti. Teşkilattaki afiyeler sadece kendi başlarına bilgi toplamakla kalmıyor. Halk arasında çok sayıda kişiye maaş bağlayarak geniş bir istihbarat ağı oluşturuyorlardı. Jurnalcı adı verilen bu kişiler Abdülhamid yönetimine karşı olabilecek faaliyetleri bildiriyorlardı. Böylelikle her türlü hareketin önü önceden kesiliyordu. Bununla beraber yurt dışında da oldukça iyi organize olmuştu. Paris, Roma, Londra gibi çeşitli merkezlerde kişi ve kurumları yakından takip etmekteydiler. Çok kısa bir sürede geniş bir coğrafyaya yayılan hafiyeler sayesinde saraya ayda 3000'den fazla jurnal geliyordu. Fakat bu teşkilat daha sonralarda 2. Abdülhamid'in lehine çalışanlar ve aleyhine çalışanlar olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu teşkilat 2. Abdülhamid'in 1908 yılında tahttan indirilişine kadar faaliyetlerine devam edecekti. Teşkilat ülke içerisinde özellikle Ermenilere karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunmaktaydı. Berlin Antlaşması'nda Doğu Anadolu'daki Ermenilerin Rus himayesine yönelmelerine engel olunması amacıyla Osmanlı Devleti'nden bu bölgedeki Ermenilerin durumunu düzeltmeye yönelik reform yapması talep edilmişti. Fakat 2. Abdülhamid yönetiminin bu reformları ertelemesi ve bölgede bulunan Kürt aşiretlerinin yaşanabilecek bir Ermeni isyanına karşı silahlanma yoluna gitmesi üzerine Ermeniler arasında devrimci ve milliyetçi örgütler güç kazandı. 1887'de Madaş'a bağlı Zeytun'da, 1891'de ise Siirt'e yakın olan Sason'da Ermeni devrimci örgütlerince desteklenen direniş hareketleri başlatıldı. Bu isyanlarda 4. Ordu Komutanı Mürşid Zeki Paşa bastırmakla görevlendirildi. Doğu'da Kürt aşiret reisleri Hamidiye alayları adı altında düzensiz milis birliklerde örgütlendi. 1895 yılının yaz mevsiminde Anadolu'da kanlı çatışmalar yaşandı. Bu olaylar genellikle Hamidiye katliamları olarak adlandırıldı. Bu olaylar Avrupa basında Abdülhamid karşıtına sebebiyet verdi.
2 Nisan 1892 tarihinde belden bağlanmış siyah çarşaf giyen Müslüman kadınlar örtülmemiş denecek halde açık saçık bulundukları, matem tutan Hristiyanlara benzedikleri ve güvenlik bakımından da problem yaşatacağı gerekçesiyle 2. Abdülhamit tarafından kadına çarşaf giymesi yasaklandı. Bu kural sadece saraya girmek isteyen kadınlar içindi. Yunanistan toprak kazanmak istedi. Berlin Antlaşması gereği Teselli ve Alta Limanı Yunanistan'a verilmişti. Yunanistan'ın yeni hedefi ise Epir ve Girit adasıydı. Bu bölgelerde bulunan Osmanlı Rumları Yunanistan tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı devamlı kışkırtılıyordu. Yunanistan'ın Osmanlı idaresindeki Rumları kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti 17 Nisan 1897 tarihinde Yunanistan Krallığı'na savaş ilan etti. 18 Nisan 1897'de Milano geçidinde yaşanan ilk savaş Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Ama savaşın yavaş tempoda devam etmesi üzerine 2. Abdülhamit, büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için Ethem Paşa Yıldırım Harbi emrini verdi. 25 Nisan'da Yenişehir, 28 Nisan'da da Tılhalı Osmanlı'nın eline geçti. Yunanlar Dömeke'ye çekilirken Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı birlikleri doğuya doğru ilerleyip 8 Mayıs'ta çok büyük stratejik öneme sahip liman kenti olan Volos'a girdi. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlar Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs'ta çok şiddetli geçen muharebe yine Osmanlı Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı. Yunanlar güneydeki Lamia'ya çekilirken Osmanlı kuvvetleri onları süratle takip etti. Avrupa'da ise savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlılar ise Avrupa'dan baskı gelmeden mümkün olduğunca ilerlemek niyetindeydiler. Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan başkenti olan Atina'ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı. Avrupa devletlerinin aralarında anlaşması üzerine Rusçalı 2. Nikolay 2. Abdülhamit'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. 19 Mayıs'ta ise Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 10 Eylül 1897'de Osmanlılar ve Yunanlar arasında İstanbul Antlaşması imzalandı. Antlaşmanın bazı maddeleri şunlardı. Osmanlılar savaş sırasında ele geçirdiği Teselye'yi boşaltacak, sınır hattında Osmanlıların lehine küçük değişiklikler yapılacaktı. Yunanistan Osmanlı Devleti'ne 4 milyon lira savaş tazminatı ödeyecek. Girit Osmanlı Devleti'nin yönetiminde kalacak ancak padişahın atayacağı Hristiyan bir vali tarafından yönetilecekti. Böylelikle Girit özel hale geldi. Kuveyt Emirliği Osmanlı Devleti'ne bağlı bir yerdi. Fakat idarede bağımsız sayılabilecek bir durumdaydı. Osmanlı Devleti'ne vergi ödememekteydi. Osmanlı tarafından tayin edilen bir kadı orada bulunurdu. Kuveyt Emiri Mübarek El Sabah 23 Ocak 1899 tarihinde İngilizlerle gizli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Kuveyt, İngiliz hükümetin izni olmadan hiçbir ülkenin siyasi temsilcilerini kabul etmeyecek, topraklarından herhangi bir parçayı İngiltere'den başka bir devlete terk etmeyecek veya kiralamayacaktı. Bunun karşılığında da çeşitli yardımlar ve silahlar alacaktı. Bu olaydan sonra Kuveyt'teki İngiliz gücü dokunulmazlık kazanmış oldu. 2. Abdülhamid'in örfi idaresine karşı muhalefet giderek güçlendi. 1889 yılında kurulan İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında Manastır ve Selanik kentlerinde ayaklandı. Bunların üzerine 2. Abdülhamid 24 Temmuz 1908'de anayasayı yeniden yürürlüğe koymak zorunda kaldı. Böylelikle 2. Meşrutiyet ilan edildi. Yapılan seçimler sonucu oluşturulan meclis 17 Aralık 1908 tarihinde açıldı. Fakat artan huzursuzluklar ve İttihat Terakki muhaliflerinin baskıları sonucunda 13 Nisan 1909'da İstanbul'da bir isyan çıktı. Bu tarih Rumi takvimde 31 Mart'a denk gelmekteydi. Bundan dolayı bu isyan 31 Mart vakası olarak bilinmektedir. İttihat ve Terakki asıl güç merkezi olan 3. Ordu'yu harekete geçirdi. Böylece isyanı bastırmak üzere hareket ordusu kuruldu. İsyancılar 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan gece İstanbul'a girmeye başlayan hareket ordusuna başarısız bir direniş çabasından sonra teslim oldular. İsyanın bastırılmasından sonra sıkı yönetim ilan edildi. Bu olaylardan sonra 2. Abdülhamit tahttan indirilip Selanik'e götürüldü. 2. Abdülhamit yerine tahta kardeşi 5. Mehmet Leşat geçti. 2. Abdülhamit 3 sene boyunca Selanik'teki Alatani Köşkü'nde ev hapsinde tutuldu. Köşke gittiğinde yatacak yatak bulunmaması gibi durumlarla karşılaştı. 2. Abdülhamit 1912 yılında İstanbul'daki Beylerbeyi Sarayı'na getirildi. 10 Şubat 1918 tarihinde 75 yaşındayken vefat etti. Mezarı büyük babası için divan yolunda yaptırılmış Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde bulunmaktadır. 2. Abdülhamit uzun boylu, esmer tenli, uzun burunlu, ela gözlü, hafif kıvırcık sakallı birisiydi. Zeka ve hafızasının güçlü olduğu, açık bir tarzda konuştuğu, kendisine anlatılanları uzun müddet sabırla dinlediği söylenmektedir. Aynı zamanda oldukça dindar bir insandı. 2. Abdülhamid'in günde 15 ila 16 saat çalıştığı söylenmektedir. Çalışma saatlerinde marangozlukla uğraşıldı. Gençliğinde binicilik, yüzme, atıcılık, güreş gibi sporlar yapmıştır. Tiyatroya ilgi duyardı. Aynı zamanda operaya da. Yıldız Sarayı'nda yaptırdığı tiyatroda çeşitli oyun ve operaları ailesiyle birlikte seyrederdi. Matbaa ve yayın işlerine çok meraklıydı.
Kızıl Sultan iddiası Fransız yazar olan Albert Vandal adlı kişiden ortaya atılmıştır. Atılış sebebi 2. Abdülhamid'in Ermeni isyanlarını bastırmasıydı. Başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere Ruslar tarafından Avrupa kamuoyunda 2. Abdülhamid'in kan dökücü, zalim bir padişah olduğu yazıldı ve karikatürler çizildi. Osmanlı Devleti'nin en canlı eğitim hamlesi 2. Abdülhamid dönemine rastlar. 2. Abdülhamid'in tahta geçtiği yıl 250 olan rüştiye sayısı 1909 yılında 900'e çıkmıştı. Sadece 6 olan idari sayısı ise 109'a çıkmıştı. 1877'de İstanbul'da sadece 200 modern ilkokulu varken 1905'te 9000'e çıkmıştı. 1899 yılında halen faaliyette olan Şişli Etfal Hastanesi'ni kurmuştu. 2. Abdülhamid 20. yüzyılın başlarında İstanbul'da, Haliç'e, dahası Boğaziçi'ne birer köprü yaptırmayı düşündü. Hatta bunun için projeler hazırlattı. Ferdinand Arnodin adlı Fransız bir mimarın 1900 tarihinde bir, Boğaziçi Demiryolu Kumpanyası'nın iki Boğaz Köprüsü projesi gerçekleştirilmemiş olsa da belgeleri, çizimleri ve resimleri bulunmaktadır. Yemen Demiryolu da aynı şekildeki projelerdendi. 2. Abdülhamid'in dönemi bazı uzmanlarca Osmanlı Devleti'nin ömrünü 30 ila 40 yıl daha uzatmış olduğu ileri sürülmüştür.